Büyük bir zincir marketin çalışanına ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında şöyle diyor sözde market çalışanı. Artık bugün iş yerimiz tarafından sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak evraklarımız kesin ve net bir şekilde imzalandı. Geçiş izni kağıtları verildi. %99,9 ihtimalle pazartesi günü sokağa çıkma yasağı başlıyor. İlk etapta 30 Mart-5 Nisan arası olarak belirlenmiş. Ondan sonraki süreç büyük ihtimalle uzayacak. Bilgilerinize sunarım. Ayağınızı ona göre denk alın. İhtiyaçlarınızı da ona göre giderin. Sizleri seviyorum. Bu kişiye göre dün sokağa çıkma yasağı başlamış olmalıydı. Biz de cumartesi, pazar deliler gibi mağazalara saldırıp ne var ne yok talan etmeliydik. Hatta birbirimize girip mal için dövüşmeli. Bu kaos ortamında arabaları ateşe vermeli. Dükkanları birbirine katmalıydık ki derhal sıkı yönetim ilan edilsin ve çok bekledikleri, hayal ettikleri hükümette düşsün. Halk oyuyla iktidara gelemeyenler asker içindeki bir grubun zoruyla iktidar olsunlar. Senaryoyu bu minval üzere daha da uzatıp en abuk yerlere kadar giderebiliriz. Ortamı geren ve kaos çağıran bu tür dingabakların sayısı az değil. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları eksik. Durum çok da vahim. Almanya'ya bak. Konuyu 8 yıl öncesinden bilebiliyor. Ölü sayısı bu yüzden az. Bizde ise katlanarak gidiyor. İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki felaket durum olmasa bunların Alman hayranlığı anında Batı hayranlığına çevrilecekti. Ama şimdi Almanya ile sınırlı kalıyor. Alınan tedbirlerin nasıl uygulanmadığını fake görsellerle etrafa yayanlar mı istersiniz? Hükümet halk için tedbir almıyor. Alınan tedbirler yetersizdir diye hoparlörlerden bağıranlar mı? Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın verileri yalan. İstanbul'da bu malum hastalıktan 20 kişi öldü diye ortalığı karıştıranlar mı? Ekonomik tedbirler ilan edileli daha bir gün geçmemiş. İlgili talimatlar uç noktalara henüz ulaşmamışken sistem çalışmıyor diye tepinenler. Dünya Bankası ve IMF bu malum hastalıkla mücadele için kaynak ayırdıklarını açıklayınca Sağlık Bakanlığı para almak için vaka açıklamaya başladı diye hesap kitap bilmeden iftira atanlar. Oysa zaman tezvirat, yalan, dedikodu, ihtimaller, senaryolar zamanı değil. Siyasi çıkar için gerçekleri eğip bükme, ağzına geleni söyleme, tartmadan konuşma zamanı ise hiç değil. Sadece bizim değil, tüm dünyanın önünde tek ve ortak bir düşman var. Ve bütün bu yalanlarla, iftiralarla, provokasyonlarla varılacak yer hepimizin zarar gördüğü yer olacaktır. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığıyla hareket edip kendilerini yerin dibine batıranları ilk defa görmüyoruz elbette. Bunlar çıtayı sürekli yükselterek olmadık zamanlarda akıl dışı argümanlarla konuşmayı hep sürdürdüler. Tam artık daha ötesi yok, bizi daha fazla şaşırtamazlar dediğimiz anda bir kez daha haysiyetsizlik sınırlarını zorlamayı başardılar. Pes artık. Yalnız unuttukları bir şey var. Değil yalan dolan, iftira, ufacık bir zihin bulanıklığına yol açan ifadeler bile bu sürecin sonunda halk nezdinde karşılığını bulacak ve ortaya atanların itibarını yerle bir edecek. Bu sözlerin, iddiaların belki hukuki karşılıkları da olacaktır. Ancak halkın gözünde ve vicdanında yapılacak yargılamanın sonuçları çok daha ağır olacak ve bu insanlar kendi elleriyle yüzlerini çaldıkları kara lekeleri temizleme fırsatı bile bulamayacaklar. Ülkede seferberlik hali var. Devlet millet el ele çırpınıyor herkes. Gazetelere evde kal, sağlıkla kal ilanları veriliyor. Aşısı da ilacı da yok çünkü bu illetin. Bulaşmasını engellemenin en etkili yolu sosyal hareketliliği azaltmak ve hastalarla sağlamlar arasındaki tecridi sağlamak. Bunu ne kadar etkili yaparsak o kadar çabuk atlatırız sıkıntıyı. Ama ciddi engeller var önümüzde. Bazı hastalıklı çevreler bu malum hastalıkla mücadeleye savaş açmış durumda. Yaşadığı evi ateşe vermeye çalışan hain evlat gibiler. Her şeye olumsuz kurt takmak için çırpınıp duruyorlar. Devlet ve işin uzmanları evde kal çağrıları yaparken onlar evde oturana kimse para vermez haberleri yapıyorlar. Ne yiyecek bu insanlar diyerek mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Devlet evde kalanlar ve evde kalmasını istediği 65 yaş üstü insanlarla ilgili tedbir üstüne tedbir alıyor.
Ama onları görmüyorlar. Nerede istismar edilecek bir nokta var, onun üzerine gidiyorlar. Yaraları kaşıyıp kanatmak için son derece çırpınıyorlar. Kucağımızda oturup sakalımızı yolmaya çalışanlar bunlar. Öylesine kötü niyetliler ki hem ne yiyecek bu insanlar diyorlar, hem de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Maden ocakları ile ilgili olarak üretim dursun, önce sağlık başlıkları atıyorlar. Olaylara sadece karalama amaçlı baktıkları için derin çelişkiler içindeler. Sanki el ele vermiş, bu malum hastalıkla birlikte çalışıyorlar. Alınan tedbirleri sekteye uğratmak için çırpınıyorlar. İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayıp toplu taşıma araçlarında sosyal teması azaltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sefer sayılarını kısıtlıyor. Halkı kucak kucağa işe gidip gelmeye zorluyor. Devlet seferberlik ilan edip kamu çalışanlarının görevlerinde değişiklikler yapıyor. Bunlar adı sanı kim olduğu belli olmayan kamu görevleri adına gazetelerde "bizi ölüme gönderiyorlar" manşetleri atıyorlar. Yetmiyor, doktorların ve sağlık çalışanlarının şevkini kıracak haberler yapıyorlar. Felaket tellalı gibiler. Tek bir olumlu söz çıkmıyor ağızlarından. Milletin yaşadığı acılar üzerinden algı operasyonları yürütüyorlar. 10 parmaklarında 10 kara sağa sola bulaştırmaya çalışıyorlar. Kötü bakıp kötü görüyorlar. Öylesine sakat ve hastalıklı bir ruh hali içindeler ki adeta mutlu oluyorlar olumsuzluklardan. Sıkıntılar artsa ve millet bu hastalıktan kırılsa zil takıp oynayacak gibiler. Sanki bizim içimizde ve bizimle birlikte değiller. Başka bir alemde yaşıyorlar. İçinde bulundukları topluma şaşı bakıyorlar. Bu malum hastalığı ganimet görüp milletin milli ve dini değerlerine bile saldırıyorlar. Camiyle, cemaatle, hocayla, sela ve ezanla savaşıyorlar. Şimdi de hükümetle savaşıyorlar. Leş bekleyen ahlak yoksunu, sırttan sürüleri gibiler. Öyle ya da böyle milletçe el ele vererek biz bu malum hastalığı Allah'ın izniyle aşacağız. Geçecek bu sıkıntılı günler. Asıl dert bunlar. Bağrımızdaki bu sakat, kin ve nefret dolu zihniyet. İçimize yerleşmiş habis birer virüs gibiler. Biz bunları ne yapacağız? Bu hasta kafalardan nasıl kurtulacağız? Çünkü milletin ayağına sürekli pranga, önümüzde takoz bunlar. Evet, bu tür vatan ve insan hainlerinin oyununa gelmeyelim. Bunlar leş kargası, akbaba gibi pusuda bekliyorlar. Ortalığı karıştırmak için her türlü sahtekarlığı yapıyorlar. Özellikle sosyal medyadan yapılan yalan ses kayıtları ve aslı astarı olmayan eski resimleri üstüne yazılar yazarak bugün yaşanıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Çoluk çocuğumuz hepsi sosyal medya kurdu olmuş zaten. Çoğumuzdan daha iyi biliyor interneti, sosyal medyayı kullanmayı. Onların oradaki yalan haberlerle beyinlerinin yıkanmasına, amaçladıkları kaos ve korkuya kapılmalarına engel olalım. Evde hep birlikte sohbet edelim. Konuları hep birlikte değerlendirelim. Soralım mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten hemen dökülüverirler. Onlara gelen ses kayıtlarını, resimlerini anlatmaya başlarlar. Onların yalan olduğunu, vatan hainlerinin yapmaya çalıştığı bir kaos olduğunu söyleyelim. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımız ne diyorsa, Sağlık Bakanlığı ne diyorsa o doğrudur diyelim. Onları sosyal medya canavarıyla baş başa bırakmayalım. Yoksa hepsi yalan bilgilerle donatılmış devletine düşman olarak yetişir ve büyürler. Farkına bile varamayız. Farkına vardığımızda iş işten geçmiş olur. Allah tez zamanda bütün ümmet-i Muhammed'i bu hastalıktan, bu dertten kurtarsın inşallah. Hep birlikte yatsı ezanlarında minarelerde edilen dualara amin diyelim. Ama balkonlara çıkalım, camlara çıkalım. Hep birlikte amin diyelim. Tekbir getirelim, salavat getirelim. Allah samimi yapılan ve toplu edilen duaları asla geri çevirmez. Bunun farkında olarak bugünden başlayarak her yatsıdan sonra inşallah camlara, balkonlara çıkalım. Hep birlikte amin diyelim.